Organik tarım uygulamalarının tekniğine uygun yapılabilmesi amacıyla Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bir çalıştay düzenlendi. Bozcaada ve Gökçeada'lı çiftçilere yönelik olarak yapılan çalıştaya Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Davut Gür, TKDK İl Koordinatörü Ümit Ortam, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel, ilçe müdürleri, il ve ilçe müdürlüğü personeli, Bozcaada ve Gökçeada Kooperatif Başkanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda üretici katıldı. Bozcaada İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hasan Öz çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada Bozcaada ve Gökçeada'nın tarım açısından da Türkiye'nin göz bebeği ilçelerinden olduğunu belirtti. Ancak 992 dekarında maalesef %6'sını organik tarım yapabiliyoruz. Bununla beraber toprak tarım alanımız içerisinde bağcılığımız ön plana çıkmakta ve toprak üretimimizin %80'inin yaklaşık 11.500 dekarlık bir kısmını kapsamaktadır. Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Başak Egesel'de yapılan çalıştayla özellikle Bozcaada ve Gökçeada'da organik tarımın daha da ileri götürülmesini hedeflediklerini söyledi. Gökçeada'daki ilk başlangıcımız da zeytin üretimiydi. Zeytin üretimin yanında organik arıcılığı da ön plana çıkarmaya çalıştık. Ve bu üç üründe bal, zeytin ve bal olmak üzere Çanakkale'de ilk çalışmalar başladı. Peki şimdi ne durumdayız? Ben bunu söylemek istiyorum. Şu anda 79 farklı tür yetiştiriliyor organik olarak Çanakkale'de. 79 farklı türün hepsi de ekonomik öneme sahip türler. Yani bal, zeytin başta olmak üzere, farklı sebze türleri, tıbbi ve aromatik bitkiler, yem bitkileri, meyveler, olmak üzere 79 farklı tür. Yapılan sunumlardan sonra Bozcaada ve Gökçeada'nın önder sektör temsilcileriyle birlikte adaların mevcut durumu, sorunları ve organik tarımın güçlendirilmesi için fikirler alınarak değerlendirildi.